Selam dostlar. Blind Test oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda oyuna başlamıştık. İlk 100 leveli çözmüştük. Bu videomuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gidebildiğimiz kadar gideceğiz. Şimdi 100. leveldeyiz. Ne diyor? Elmaların hepsini dağıtama tabağa sakın boş bırakma. Buradan bir elmayı kıza, bir elmayı çocuğa. Diğerini de tabağıyla beraber üçüncü çocuğa. Sonuçta tabakta bir şey bırakmamış olduk. Evet, 101. leveldeyiz. Lütfen çoraplarımı bulmama yardım et dedi. Genelde bir şeyin arkasında mıydı bu? Şu ekranı salladım. Çorap kelimesine tıkladım. Evet, ekrana fotoğraf küçültür gibi küçülttüm. Sol kısımda çıktı. Sonraki nerede? Uçmak istiyor. Tekeri şuraya koyup ölçü de buraya koyarsak. Uçmak istiyor. Kedi buraya oturuyor. Kedinin yeri burası. Elma ne alaka? Şuradan evet, bunu istiyordum. Bunu yapamadık. Elma boş yere duruyor. Sadece kafa karıştırıyor. Biraz daha yukarıdan yapmamız gerekiyormuş. Hepsini besle. Besinizi klasik besin zinciri taktiği. Yaprak buna, bu fareye, bu da kediye gittiği zaman hepsini beslemiş olduk. Geçelim. Bu kardeşten her birinin bir tane kız kardeşi var. Toplamda kaç bu kardeşler? Hepsi kardeş ve bir kız kardeşleri varsa totalde zaten bir kız kardeş. Her birinin bir tane kız kardeşi var. Bu kardeşlerden her birinin bir tane kız kardeşi. Toplamda kaç kardeşler? Pardon, soruyu yanlış anladım. Bir kız kardeşi varsa toplamda hepsi 6 kişi yapar. Toplam kaç kardeşi var? Tamam, soruyu yanlış okudum. Serhat annesinin yaptığı çorbayı içmeyi reddediyor. Evet, şöyle ağzını açarsak bunu içmiş oldum. Toplam borcum ne kadar, bir hesap var mısın? Şöyle yapacağız. Bundaki mantığı ben hiç anlayamadım. Eğer varsa bileniniz. Bunu çözdüydüm ama burada 12 çıktı. Oradaki mantığı çok anlamadım ben. Fareyi yakalamama yardımcı ol. Şu kapakları kapatıyoruz. Evet. Evet. Şöyle hareket bu. Tamam. Hayır. Öğretmen bir de dikdörtgen yapmamızı istiyor. Şunu şuradan kesersek yamuk yerine. İşte o biraz zor. Aynen öyle. Biraz zor işte. Ekran etkileşim biraz zor. Cüzdanı geri almak için. Evet, bunu şey yaptık. Burada herhangi bir etkileşim yok. Ha. Burada gözüne basılı tutarak deniyorum. Olmadı.
Şöyle yapacağız. Yavaş yavaş. O da olmadı. Ağzını açtım. Ağzını yakaladım. Bu galiba burnuyla alakalı bir şeydi. Burnuna dokundum. Evet, burnuna basılı tuttum. Oradan çenesini kapayamadı. Burnuna basılı tutuyorsunuz parmağınızla. Diğer elinizle eli hareket ettiriyorsunuz. Evet, 110. leveldeyiz. Arabanın nehri geçmesine yardımcı ol. Bakalım. Evet, bu düştü. Şurada. Güneşi kapatırsak klasik bilim yine nehirdeki suyu donduruyoruz. Her bir tanesi yenmiş. Hepsini besle ama her biri bir tane yesin. Pekala. Bir. İki. O baştakine besledik. Üç, dört. Geçelim bunları. Videoyu başlatamıyorum. Şuradakini etkileşim yaparak bu levelde geçiyoruz. Çayım soğumuş. Bunu böyle bu şekilde değişik bir mantıksız bir çözüm. Her birine bir çerçeve yerleştir. Sonraki konu az da hatırlıyorsunuz. Her birine bir çerçeve yerleştir diyor. Yani hepsini bir çerçeve yerleştirdik. Şunu alıp şunu yaparsak buradaki denklemi sağlamış oluruz. Geçelim. Meyveleri belli bir sıraya göre dizebilir misin? Ha, şöyleydi sanırım. Gönder. Bir tane elma, iki kiraz, üç muz, şu. Meyve adedine göre. Mantığı buydu. Sence doğum günü çocuğu kaç yaşında? Evet. Şunu çektiğimiz zaman pastanın üzerinde 5 tane mum olduğunu gördük. Şunu parmağımızla büyütüyoruz. Basıyoruz ve atış. Hızlıca gidiyoruz. Fareyi peynir alması için yardımcı olur musunuz? Bunu yaptık. Burası. Açtık. Başla bakalım. Umarım doğrudur. Yani o kadar puzzle çözmüş bir insan için bir hakaretti bu soru. Geçelim. Soru işareti yazarın yerine gelmelidir. Bir, üç, beş, iki, dört, altı. Altı diyeceğiz ama ne gelmeli? Buradaki mantığı anlamadım. A değil. Soru işareti yazan yere ne gelmelidir? Burada bir rakam düşünüyoruz ama geriden başlayalım bakalım. Önce bir bulalım. Sonra onun üzerinden kafa yorarız. R. Ha, araba vitesi. Ah, mantık bu. Hangi araba en yavaş? Araba. Burada hiç oynamıyor oradaki araba. Bu denklem nasıl çalışır? Bunu bu şekilde basit bir kurnazlıkla yaparız. Buradakini kime vereceğiz? Salladım. Baş aşağı yaptım telefonu. Bir şey yok. 5 aktör lazım.
123. leveldeyiz. Buradan bir tanesini buldum. Pepe'yi buldum, Pepe'yi. Pepe kılıklıyı buldum orada. Sağdaki çocuğun. Şunları birleştiriyor muyduk? Şöyle sana bir ultra süper güç. Al sana ultra süper güç. Artık adamı kardan adam yaparsın onunla beraber. Telefonu yan çevirdim. O kadar. Başka da bir şey yok. Hangisi en uzun? En iyi arı balını kim yapar? Arı balını. Evet, şıklarla alakası yok. Onu anladık. Arı yapar. En iyi arı balını arının kendisi yapar. Yine bir kurnaz bir soruydu. 10 liraya ihtiyacımız var. Şuradaki gelmiyor. Burada bir şey yok. Ekranı salladım, ters çevirdim. Tekrar salladım. Bir şey yok. Şimdi fotoğraf makinesi ne alaka diye düşünüyorum. Fotoğraf makinesi ne alaka? Cüzdan ne alaka? Evet, cüzdan düştü. Buyurun 10 lira para. Bir tavuğu 5 dakikada aşıyorsak 5 tavuğu kaç dakikada aşırız? Yine 5 dakikada aşırız aynı anda. Güzel. Yer çekimini keşfet. Telefonu salladım. O kadar. Sabah bu çocuğun yardımı. Şu örümceği ısıttırıyorduk galiba. Önce radyasyon, sonra ısırık. Al sana yeni kahraman. Güzel. Evet, 131. levele geçiyoruz şimdi. Pardon, 132. leveldeyiz. İyi. Hiçbir şey anlam ifade etmiyor ama. Yine sondan başlayalım bakalım. Ne olabilir ki? Büyüdü bahis. Bahis. Pardon. Hiç fikrim yok. De. Bahis. Ne diyormuş? Kocaman tebrikler. Ne olduğunu ben de anlamadım. Akvaryumda 10 balık var, eve geldiğimde 6 tanesi ölmüştür. Kaç balığım kaldı? Klasik cevap. 10 balık vardı. Eve geldiğimde 6. Akvaryumda 10 balık vardı. Eve geldiğimde 6 tanesi. Ya yine 10 tane kalır. Ölmüş canlılarla beraber 10 tane balık var. Mantık bu. Evet. Top nerede? Burada. Burnuna dokundum. Geçelim. Şimdi. Bunların hepsi Fransa'nın. Hepsi tek ülkenin zaten. Kule nasıl inşa edilir? Böyle aldık. Saçma bir soru. Ve bitirdik. Yine ağlıyor, yine yardım et. Bu çocukla ilgili bayağı bir soru geliyor. Evet.
Ayıcık. Ayıcık yok. Araba yok. Balonla ilgili bir şey yok. Şu adamın yapacağı bir şey. Biraz saçma bir şey. Altı, üç, dört, sekiz, on bir mi yapıyor? Fare dörtse, dört artı dört, sekiz. Kedi altı diyor. Sekiz, altı, on dört. On dört. Üç, sekiz, on bir diyelim. Kedi ters dönmüş. Yarısı mı değilim ama olmadı. Şimdi kedi artı fare 10. Fare 4 diyor. Fare eşittir. Kedi 6'dır. 6. Fareler 4, 4, 8 ise 8 ise kedi 14 değil. Ama kedi ters dönmüş. Kediyi mi döndüreceğiz? Kedi dönmüyor. Kedi dönmüyor. Şöyle sıradan gidelim. Şöyle yaptık. 16. 17. 17 dedi. 6 mı 9 mu tersine mi? Ha, rakamın yine hilesiyle alakalı. Bu bölümü de geçtik. Sporcuya yardım et. Tabii ki. Onun için buradayız. Buyurun. Son cevabı bir türlü Ayşe'nin aklına gelmiyor. Son cevabı. Şimdi sorun cevabı Ayşe'nin aklına gelmiyor. Bizim de aklımıza gelmiyor. Sorun cevabı ne olabilir? Ne olabilir? Salladık. Ters bir şey yok. Burada bir ipucu kullanmak istiyorum. Hatırlayamadım. Bir şeyler yaptı beynine hangisi? Çok ipucu olmuş. Bir şeyler yap da beynine kan gitsin. Saçlarla ilgili bir şey. Bir şeyler yap. Çok güzel bir ipucu. Ayaklarla ilgili, ellerle ilgili bir şey yok. Bir şeyler yap. Ne diyor? Beynine kalmış. Ha, telefonu ters tutuyorum. Şu an telefonu tam ters tutuyorum. Of, ne kadar saçma. Artık biraz sağlıklı beslenmesi gerekiyor. Şunu içine mi koysak? Şöyle yapıp
Hop, iki parmakla yaptım. Onu kaldırırken onu soktum ağzına. Çocuk kandırdık. Sihirbazı nasıl yenebiliriz? Savaş. Evet, aksiyonumuz ne? Ateşi yok. Şöyle yaparız. Savaş. Aynen öyle. Kartların yerini değiştirdik. Uzaylar aramızda. Bir tane burada. Bir tane. İki oldu. Üç oldu. Dört oldu. Beş burada. Beş burada. Başka, başka, başka. Başka 6. Şuralar çok boş. Altı daha var sanırım. Yedi. Türkiye'nin ortasında kelime olarak baktığımız zaman pardon, K harfi var. Arada böyle çere sorular devam ediyor. Biraz neşelendirmeyi dene. Nasıl neşelendirebilirim seni? Çok ekran çok şey yani alamıyorum anında alamıyorum. Şu ağzıyla alakalı bir şeydi sanırım ya onu hatırlıyorum. Evet, evet doğru hatırladım. İşte bakın. O yüzlerce kez basmama rağmen almıyor, almıyor. İşte bu da. Bakın şu an ağzına sadece yukarı çekmeye çalışıyor. Gerçekten oyundan soğutuyor da beni. Sadece şu ağzını yukarı alması. Evet, hadi yamuk yumuk bir ağız oldu. Hadi. Aşağı yukarı kaydırarak yaptım. Eyvah vampir, imdat imdat. Perdeyi açtık. Bu sorunu da bu şekilde hallettik. Ekranda kaç tane üçgen var? 1 2, 3, 4, 5 tane üçgenimiz var. 149. leveldeyiz. Kedimizi soldan sağa doğru besle. Soldan sağa doğru. Şöyle. Keşke daha adil olsaydı. Evet arkadaşlar, brain testimiz devam ediyor. 150. levele kadar geldik. Bir sonraki partta eğer arzu ederseniz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Videoya yorum yapmayı, kanala abone olmayı, yani aklınıza takılan her şeyle ilgili de yorum yapmayı ihmal etmezseniz sevinirim. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın.